Sağlık Güncesi programından herkese merhabalar efendim. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sayın Doçent Doktor Aydın Aslan Hocam. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizleri burada görmek bizi de çok mutlu etti. Öncelikle hoş geldiniz. Hocam, şimdi yaş ilerliyor. Hepimizde böyle yürümede zorlanmalar başlıyor. Eklemlerde kireçlenmeler başlıyor. Öncelikle eklem kireçlenmesi nedir ve nasıl bulgu verir? Onunla başlayalım isterseniz. Çok iyi yaptınız bu soruyu sorarak. Çünkü tanımlar bizim için çok önemli. Kireçlenme dendiği zaman hastalarımız eklemin içerisinde bu çamaşır makinesindeki gibi kireç biriktiğini düşünüyorlar. Evet. Hani bunun temizlenebildiğini, bunun yok edilebildiğini düşünüyorlar ama aslında oradaki problem eklemin yapısının bozulması ve işlevsiz hale gelmesi. Evet. Eklem kıkırdağının, menisküsün, eklemin çevresindeki bağların genellikle ilerleyen yaşla birlikte genetik faktörler çok önemli. İşte kilo alımı falan çok önemli. Yapılan işler, travmalar, geçirilmiş travmalar çok önemli ama genellikle ilerleyen yaşla birlikte eklemin işlevsiz hale gelmesine, yıpranmasına biz kireçlenme diyoruz. Evet, eklem kireçlenmesi. Peki nasıl teşhis edilir? Evet. Teşhiste neler kullanıyorsunuz? Muayene, görüntüleme, neler, nasıl bir bizim yol için ilerliyoruz? Kireçlenmenin teşhisinde en önemli nokta hasta zaten kapıdan girdiği andan itibaren başlar. Bir aksaması var mı, yürümesi nasıl, herhangi bir işte dizinde, belinde bir belirti bulgusu var mı gözlemleriz. Ama muayene ve hastanın anlattıkları çok önemlidir. Yani biz hastanın anlattıklarından kireçlenmesi olduğunu, hangi aşamada olduğunu, nasıl tedavi edilmesi gerektiğini az çok anlarız. Evet. Genellikle en önemli bulgusu öncelikle ağrı, sonrasında hareket kısıtlılığıyla gider. Bu ağrı zaman içerisinde, gün içerisinde yaygınlaşır. Bazen geceleri de artık yansımaya başlar. Uykusuz bırakabilir. Muayenede de hareket kısıtlılığı, işte palpasyonla, dokunmayla, işte eklem çevresinde ya da eklemin çevresindeki dokulara yayılan ağrılar şeklinde hissedilebilir. Hı hı. Görüntüleme yöntemlerinde de öncelikle bir röntgen görmek lazım. Şimdi direkt MR çekmek Tabii. gibi bir moda var aslında. Siz de radyologsunuz. Evet, o bence de çok yanlış bir moda gerçekten. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Biz direkt MR değil de önce bir röntgenle bir bakarız, dizilime bakarız. Kemiğin içerisinde böyle makro, gross görünen bir şey var mı uzaktan? Hani onu bir değerlendirmek isteriz. Eklem aralığını değerlendirmek isteriz. Sonrasında da eklemin içerisindeki ya da çevresindeki yumuşak dokuları görmek için ya da kemiği daha detaylı görmek için tomografi gibi ya da MR gibi yollara başvururuz tabii ki. Evet, peki kireçlenme en çok hangi yaş aralığında görülüyor ya da evet, hangi yaşta başlıyor daha doğrusu? Aslında kireçlenme ileri yaş hastalığı. Hı hı. Ama bazı nedenlerden dolayı daha genç yaşlarda da görebiliriz. Mesela 20 yaşında bir trafik kazası geçirdiniz, kalça kırığı oluştu. Ya da dizinizde bir problem oluştu. Bir kaval kemiği ya da femur kırığı, uyluk kemiği kırığı geçirdiniz. Sizin 30'lu 40'lı yaşlarda diz eklemi, ayak bileği ya da kalça ekleminde kireçlenme görülme olasılığınız var. Yani bu tür travmalara bağlı daha erken yaşlarda görülebilir. Ya da romatolojik hastalıklara bağlı daha erken yaşlarda görülebilir. Bazı metabolik hastalıklarda da daha erken yaşlarda görülebilir. Ama genellikle 50 yaş üstü diyelim, yani ileri yaş, 50 yaş tabii ileri yaş değil. Biz 65 yaşına kadar genç kabul ediyoruz herkesi. Ama genellikle 40'lı 50'li yaşlardan sonra ilk bulgular ortaya çıkmaya başlar. Evet. Peki burada risk faktörleri nedir? Biraz önce bahsettiniz evet, aslında. Daha detaylı anlatayım. Lütfen. Mesela evet, fazla kilolu mu olmak? Evet. Hareketsiz mi yaşamak? Hepsinin etkisi var ama en önemli faktör genetik. Genetik faktör olduğu zaman bir kere hani annede babada bir bakmak lazım. Kireçlenme var mı? İşte dedede. Varsa kendinize dikkat edeceksiniz. Eklem ağrıları varsa mutlaka işte kilo alma çok önemli burada. Yanlış yapılan aslında spor aktiviteleri. Mesela biz top oynuyoruz, halı saha kültürümüz var. Gidiyoruz işte birbirimize artık hırslanıp yani neredeyse işte kemik kırarcasına bir mücadeleyle. Bunlara hiç gerek yok. Mesela spor yapıyoruz, koşu yapacağız. Maraton koşucusu değilseniz kendinizi o kadar yormanıza gerek yok. Evet. Yani profesyonel olarak yapmıyorsanız bir sporu, eklemlerinizi de çok fazla zorlamamanız gerekiyor aslında. Bilinçli egzersiz yapmama durumu, işte spor, yanlış aktiviteler, ters hareketler, ağır yükler. Mesela çalışma ortamları çok önemli. Ağır işler yapan insanların dikkat etmeleri gerekiyor. Bir yük nasıl kaldırılır?
bir nasıl yataktan kalkılır, o bile çok önemli aslında. Mesela beliniz ağrıyor. Beliniz ağrıyorsa yataktan direkt değil de bir yana dönerek, hafif doğrularak kalkmak oradaki belki oluşmuş bir kireçlenmenin ilerlemesini engelleyecek. Tabii bir sürü faktör var. Beslenmeden tutun da işte bu romatolojik hastalıklar bir sürü risk faktörü kireçlenme için var. Evet. Peki bu kireçlenmenin tedavisinde ameliyat mı, ameliyatsız yöntemler var mı tedavide? Onunla devam edelim isterseniz. Ya evet hocam, siz de bilirsiniz. Tıpta bir nosyon vardır. En az zarar vererek çok haklı. Hastaya en yüksek faydayı sağlamak. Doğru. Biz de ilk önce ne yapıyoruz? Diyoruz ki ağrın mı var? Kireçlenme başlangıcı olabilir. Önce iyi bir fizik muayene, sonrasında görüntüleme yöntemleri gerekliyse, sonrasında da önce yaşam şeklini bir değiştiriyoruz kişinin. Yani yanlış yaptığı şeyler varsa onları bir değiştirmek lazım. Onları değiştirdik. Hastamızın ağrısı geçmedi ya da istediğimiz kadar azalmadı. Belki bir ağrıyı kontrol altına almak için önce daha doğal şeyler verilebilir. Şimdi çok güzel destek tedavileri var. Kolajenler, hyaluronik asitler, glukozaminler. Yine geçmedi, bir ağrı kesicilerle desteklenebilir. Evet. Hastamızın rahatlaması durumunda bu durumunu korumasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani sonrasında da işte enjeksiyon tedavileri, ameliyatlara kadar giden geniş bir tedavi spektrumu var. Peki en sık uyguladığınız ameliyatsız yöntem hangisi bunların arasında? Yaşam şeklini değiştirdik. Ağrıları kontrol altına bir nebze olsun aldık ya da hala şikayetlerimiz devam ediyor. Şikayetlerin devam ettiği durumlarda genellikle eklemin içerisine yapılan enjeksiyonlar çok etkili. Mesela hyaluronik asit enjeksiyonu olabilir, PRP enjeksiyonları olabilir, kök hücre tedavileri olabilir ya da proloterapi diye bir tedavi var. İsmi birazcık zor ama evet, eklem çevresinden yapılan bir güçlendirme işlemidir. Buna egzersiz tedaviler eklenebilir. Çok uyguladığımız tedaviler enjeksiyonla birlikte yanında rehabilitasyon tedavisi aslında ameliyatsız olarak. Şimdi kök hücre uygulamaları her yerde kullanılıyor. Evet. İşte kök hücre tedavisi kireçlenme tedavisine ne kadar etkin? Tedavideki evet, yeri ve başarısı nasıl hocam? Evet, bu da çok güzel bir soru aslında. Çünkü son zamanlarda bu kök hücre çok sihirli bir kelime gibi böyle. İnsanların evet, kök hücre, aman Allah'ım, demek ki kök hücre olduğum zaman ben böyle işte 50 yaşındayım, 30 yaşına döneceğim. Dizlerim düzelecek, belimin ağrısı tamamıyla geçecek gibi bir algı var. Bunu tabii biraz yani basın da bu şekilde olmasına neden oluyor olabilir. Çünkü insanlar algıda seçicilik yapıyorlar. Bir şeyleri anlattığınız zaman kendi istedikleri gibi algılıyorlar. Doğrusunu anlatmak lazım. Başlangıç aşamasında olan ya da orta seviyelerde olan kireçlenmelerde kök hücre tedavisi etkili. Çünkü bilimsel olarak eklem kıkırdağında, menisküste ve bağlarda kök hücrenin iyileştirici etkileri gösterildi. Hı hı. Ortopedi açısından. Hatta en hızlı ilerleyen branşlardan biridir ortopedi, kök hücre uygulamalarında gösterildi. Ama çok ileri evre kireçlenme, gece ağrıları var, uykulardan uyanıyor, yürüyemiyor, artık baston almış eline, 5 dakika yürüyemiyor, 200 metrenin altına düşmüş yürümesi. Ben sana kök hücre yapacağım ve iyileşeceksin demek o hastaya yanlış olur. Yani burada bir ayrım yapmak evet, gerekiyor. Evet, yani ilerlemiş hastalarda çok evet, efektif değil. İlerlemiş hastalarda çok efektif değil. Bir de hasta seçimi başarıyı etkiler aslında. Şimdi siz sürekli yanlış hastaları seçerseniz başarı oranınız çok düşük olur. Evet. Ama eğer siz doğru hastaları seçtiyseniz ve doğru bir şekilde anlattıysanız tedaviyi, başarı oranınız tabii ki yüksek olur. Peki bu kök hücre kıkırdak dokuyu mu kalınlaştırıyor? Ne yapıyor? Yani etkisi evet, nedir? Bir de tedavi ne kadar sürüyor? Yani uygulamak ve işte başarı oranı evet, arasında. Şimdi kök hücreler, tabii kök hücre uygulamaları farklı farklı şekillerde yapılıyor. Karın yağlı dokudan, kemik iliğinden, başka dokulardan üretilebiliyor. Laboratuvar ortamında üretilebiliyor. Fresh şekilde operasyon esnasında yapılabiliyor. Bazen kliniklerde tercih edilebiliyor. Daha lokal anestezili işlemler şeklinde. Ama hepsinde yaptığımız şey, karın yağlı dokudan aldık. Stromal vasküler fraksiyon, CVF dediğimiz bir şey aslında bu. İçerisinde gömülü erişkin tipi kök hücreler var. Bu kök hücreler başka hücrelere dönüşebilme ve başka hücreleri etkileyip onları dönüştürebilme özellikleri var. Hı hı. Bu özelliklerinden faydalanarak biz bunu eklem içerisine enjekte ettik. Eklemin içerisinde zaten zedelenmiş doku bir şekilde haber salar etrafına beni iyileştirin diye. Oraya gidip, oraya yapışıp oradaki dokuyu tamir ettiği,
oradaki dokunun tamirinde faydasının olduğu bilimsel anlamda gösterilmiş. Ama tabii çok geniş yüzeyli bir kıkırdak zedelenmesi var. Ya da ameliyat etmemiz gerekiyor. Ön çapraz bağ kopuk ya da kıkırdağını bir işlem yapıp kök hücreyi öyle eklememiz gerekiyor tedaviye. Yani aslında burada mantık şöyle işliyor. Ne gerekiyorsa hastaya bilimsel anlamda literatür ne diyorsa onları önce çok iyi bir şekilde sentezi, doğru indikasyon, teşhis, doğru tedavi, yanına kök hücreyi de ekleyebilirsin. Ya da ameliyat gerekmiyorsa bu hastaya, ameliyatsız bir tedaviyle yapılabilecekse direkt kök hücre enjeksiyonu da yapabilirsin. Tamamıyla hastanın hastalığıyla alakalı, hastalığının derecesiyle alakalı bir durum. Peki kök hücre uygulaması yaptık, ne kadar bir süre sonra etkisi görmeye başladı? Evet, kök hücre uygulamasını yaptık. Yaklaşık ameliyathane ortamında ya da klinikte yaptık. Bu hastanın 1 saat, 1,5 saat gibi bir işlemi oluyor. Sonrasında hasta normal rutin yaşantısına devam edebiliyor. Çünkü ya karın yağlı doku ya da kemik iliğinden çok yüksek miktarlarda alınan doku örnekleri olmuyor. O nedenle hastada herhangi bir disabilite, yani istirahat şeyi gerekmiyor. Sonrasında bu kök hücrelerin belli işte verildikleri dokularda belli bir etkinlik süreleri var. Yani biz 3-6 ay olarak hani bunu hastalara söylüyoruz ama 1 yıla kadar tabii etkinliği devam eder. Seans tekrarlanabilir, hastadan hastaya değişecektir tabii bu. Anladım. Bazen PRP ile kök hücre karıştırılıyor, onu iyi anlatmak gerekiyor hastalara. Tedaviyi çok iyi anlatmak gerekiyor, yoksa kendisinde bir orada seçerek kelimeleri, algıda seçicilik yaparak yanlış anlayabiliyorlar. Ben o yüzden defalarca anlatıyorum işlem yapılmadan önce ya da yapıldıktan sonra, ama doğru şekilde yaparsanız gerçekten etkinliği var. Efektif, evet. Peki. Evet. Eklem ağrısı yaşıyorsak hangi aşamada doktora başvurmamız gerekiyor? Evet, eklem ağrısı mesela gittik maç yaptık, top oynadık ya da bir spora gittiniz, akşam egzersiz yaptınız, ertesi gün ağrınız oldu, doktora gitmeniz gerekmez. Çünkü bir gün önce egzersiz yapmışsınız, bir aktivitede bulunmuşsunuz ama düştünüz o anda siz, diziniz şişti, ses geldi dizinizden, gitmeniz gerekir. Ya da siz durup dururken eklem ağrısı yaşamaya başladınız, baktınız 1-2 gün ağrınız geçmiyor, kronikleşti, bir ilaç aldınız geçmiyor, bir değişik bir hissiyat var, batma, yanma tarzında ya da yayılımı farklı. Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, tabii ki gitmeniz gerekir. Yani biraz kişinin orada kendisini doğru şekilde değerlendirmesiyle ilgili ama genelde insanlar gelmiyorlar ağrılar olduğu zaman ve geciktiriyorlar. Aslında bu soru da çok güzel. Çünkü erken teşhis için bizim önceden görmemiz gerekiyor. Ve erken teşhis koyarak bir sürü hastanın hastalığını oluşturmadan henüz hastalığın o oluşma aşamasında yakalayıp tedavi edebiliyoruz. Biz aslında şunu öğütlemeliyiz hastalarımıza ve bizi dinleyenlere. Eklem ağrısı olabilir. Yani gün içerisinde yaptığınız aktivitelerle bağlantılı olarak olabilir. Ama tekrarlayıcıysa, yani dinlenerek geçmiyorsa ve eklem ağrısına neden olacak bir travma yaşamışsanız tabii ki mutlaka bir hekime başvurmalısınız. Gecikirseniz o erken teşhis şansımızı kaybetmiş oluyoruz. Evet. O nedenle çok önemlidir. Hemen gitmek değil de böyle bir yerim ağrıdı hemen doktora gideyim değil, birazcık kendini dinleyip bir değerlendirip gitmek gerekiyorsa da doktora gitmekte fayda var. Çünkü erken önlemler alınabiliyor, işte kök hücre ve diğer tedavilerden bahsettiniz. Evet. Yoksa daha geç bir dönemde artık ameliyatlı tedaviler. Tabii ki ilerlerse rahatsızlık, yani bunu geri döndürmek bazen mümkün olmayabiliyor tabii ki. Evet, diz protezine kadar. Tabii ki. Diz protezi... Mesela dizimizde varsa, tabii, kalçamızda tabii, aynı şekilde. Tabii. Bütün eklemler için aynı şey geçerli. Peki çok merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Eklemlerde kireçlenmeyi önlemek için yapabileceğimiz bir şeyler var mı hocam? Evet. Hiç kireçlenme olmasın istiyoruz hayatımızın, evet, sonuna kadar. Tabii ki doğal olarak böyle istiyoruz. Ama genetik faktörleri önüne geçmek çok zor. Genetik kısmını bir kenara bırakırsak o diğer kısmını, travmalarla oluşması, kilo alımı, yanlış spor aktiviteleri, kendi kendimize yaptığımız kısmını aslında tamamıyla engelleyebiliriz. Genetik bir yatkınlığımız varsa, mesela bir dizilim bozukluğumuz var. Evet. Bacakta dizilim bozukluğu, içe ya da dışa eğiklik var. Ya da işte bir skolyotik bir eğiklik var. Kalçada bir problem var. Bu tür durumlarda da tabii kişi eğer dikkat ederse, beslenmesine dikkat ederse, egzersizlerini düzenli yaparsa, yaşam şeklini hastalıklarına göre, yani rahatsızlığına göre modifiye etmişse, tabii ki de yani bununla mümkün olduğunca daha ileri bir yaşta karşılaşacaktır. Evet. Kireçlenmeyle.
Yani o zaman bilmediğimiz yanlış sporları. Evet. Ya aslında var. Yani kireçlenmeden uzak durmak, yani kireçlenme hastalığına yakalanmamanın bir yolu var. Ama tabii bunun için çok bilinçli olmak lazım. Çünkü benim de oğlum var 17 yaşında. Allah spor salonuna gidiyor. Yani bastım baba diye geliyor. Mesela oğlum diyorum o kadar yük kaldırılmaz. Sen daha 17 yaşındasın. Hani bunu sadece o yapmıyor. Bir sürü kişi aynı şekilde. Daha erişkin yaşta olanlar da yapıyor. Evet. Ya da çok ileri yaşta mesela diyor ki ben işte yürüyünce dizim ağrıyor. Ne kadar yürüyorsun diyorum. 3,5-4 saat diyor. Mesela 3,5-4 saat yürünür mü diyorum. O kadar yürüsem benim de dizim ağrır. Yani hani algılar da çok farklı. Yaşam tarzları, şekilleri çok farklı. Çok iyi dinleyip, çok detaylı bir şekilde dinleyip, detaylı bir şekilde de anlatmak gerekir. Peki hocam ameliyatsız yöntemlerden konuştuk. Biraz da ameliyata geçelim. Evet. Bu kireçlenme tedavisinde ameliyat kararı ne zaman alınıyor, ne zaman uygulanıyor? Vallahi kireçlenme tedavisinde ameliyat kararını ben çok zor alıyorum. Yani kıyamıyorum hastalarıma. Neden? Çünkü yaptığımız işlem sonuçta belli bir yaşın üzerinde belli bazı ek hastalıkları olabilen, tansiyonu, kalp hastalığı, şeker hastalığı olabilen bir ya eklem değiştirme cerrahisi, protez cerrahisinden bahsediyorsak ya da işte bel için bahsediyorsak vidalarla, işte rotlarla orayı bir sabitleme cerrahisi. Doğru. Yani büyük ameliyatlar. O nedenle bunu tabii en son bu işlemlere geçmek gerekiyor. Onun öncesinde artroskopik yöntemlerle, yani kamerayla, aletle girdim, düzelttim. Çok güzel, düzeltebiliyorsam onu daha çok tercih ediyorum tabii ki. Dizilim bozukluğu var, bacağı eğri. Düzeltince, düzeleceğine kanaat getirdiysem o kemiğini bir kese uygulayıp düzeltip kemiğini tekrardan vidalayıp kaynamasını sağlıyorum. Bu da tabii ki protezden daha iyi bir yöntem. Ama en son eğer yapacak başka bir şey kalmadı, gece uykulardan uyanıyor, 200-300 metre yürüyemiyor, sabaha kadar ağlayan hastalarımız var mesela. Öyle hastalar geldiği zaman ne yapıyoruz? İşte bir tedaviyle düzeltmeye çalışıyoruz. Olmayınca da ameliyat alıyoruz tabii ki. Protez ameliyatları bu aşamada mı? Yani hasta artık ağrıya dayanamıyor. Evet, evet. Dayanılmaz hale geldi. Ameliyat yaptığımız zaman hastanın o ameliyattan memnun olması lazım. Eğer ben ameliyat yapıyorsam, hasta ameliyat öncesinde daha rahat yürüyorsa mesela, bir kilometre yürüyor, gece ağrısı yok, dizinde kireçlenme var. Ben protez yaparsam, gece ağrısı yok zaten, yine olmayacak, tamam. Ama riske atıyorum hasta. Yani ameliyat almış oluyorum, gerek yok böyle bir şeye. Evet. Yani yürüme mesafesi de iyi. Ben onu geliştirmeye çalışıyorum. Tamam, filmi kötü olabilir, röntgeni her şeyi, siz de radyologsunuz yani. Evet hocam. Röntgenin kötü olması hastalığı göstermez. Bize hasta söyler onu. Yani semptomları söyler. Öyle hastalar geliyor ki 90 yaşında artık hiç eklemi kalmamış. Kıkırdağı da yok. Benim belim ağrıyor diyor. Dizine bakıyorum. Dizleri çok kötü. Yani kemikleri birbirinin içine geçmiş. Ankiloze olmuş. Yani kemikler birbirine kaynamış neredeyse. Amca diyorum senin dizinde hiç ağrı yok mu? Yok oğlum benim dizimde hiç ağrımaz diyor mesela. Böyle insanlar var. Yani tıpta şimdi hastalık yoktur. Hasta vardır. Çok doğru bir evet, gerçek. Hasta vardır. Yani sonuçta kim neyi hak ediyorsa ona o tedaviyi yapıyorum. Evet, yani protezde gerekiyorsa protezde yapıyoruz tabii ki. Evet, yani aslında hastaya gross büyük cerrahlar aslında tabii bunlar. Ki. Ama öncesinde gerçekten hiçbir ağrı şikayeti yok. Öyle bir hastaya da yapmıyorsunuz anladığım tabii ki kadarıyla. Yani sonuçta o hastaya zaten protez cerrahisi olmaz. Onun talep etmesi gerekiyor. Yani ben artık dayanamıyorum, bana iğne yapma. Benim iğneden ben fayda görmüyorum. Bana fizik tedavi de verme, ağrılarım artıyor. Ben denedim onları, yaptım, yaptık zaten. Tedavi olmuyor bu şekilde dediği noktada da protez ameliyatı da çok başarılı bir ameliyat bu arada. Onu da söyleyeyim yani %98 literatürde başarı oranı var. Bu iyi ellerde doğru şekilde yapılırsa bu oranlar bütün Türkiye'deki neredeyse bütün hastanelerde yakalanıyor. Güvenli bir şekilde bu ameliyatlar da tabii ki yapılabilir. Ben de kendi adıma böyle çok başarılı ameliyat geçirmiş, çok fayda görmüş, protez ameliyatı geçirmiş hasta grubuyla tabii ki takiplerde de karşılaşıyoruz. Evet. Gerçekten çok memnunlar. Evet. Yürüyemeyen hastalar birden artık yürüyebilir hale geliyor. Evet. Öncelikle de ellerinize sağlık, teşekkür sağ ediyoruz. Şimdi eklem sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Eklem sağlığını korumak için önce tabii dikkat etmemiz gerekiyor eklemlerimize, farkında olmamız gerekiyor eklemlerimizin. Zorlayacak çok aşırı zor spor aktivitelerini profesyonel anlamda yapmıyorsak girmemek lazım.
Tabii günlük spor aktiviteleri, egzersizler, haftalık belli bir adım atma her zaman söylenir. Günde 10 bin adım at falan şeklinde. Bu kişiden kişiye değişir tabii. Çünkü herkesin ihtiyacı farklı olabilir. Onun dışında beslenmemize dikkat ediyoruz. Kilo almamamız gerekiyor. Kilo kontrolü çok önemli. Beslenmeyi de dengeli şekilde yapmak lazım. Tek tip beslenme iyi değil. Proteini, minerali, vitamini, karbonhidratı her şeyi dengeli bir şekilde almak gerekiyor. Saatlerine de tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında eğer eklem ağrısı, rahatsızlığımız başlamışsa, kireçlenme başlamışsa bazı destekler eklenebilir. Hiyaluronik asit, kolajen, glukozamin, kondroidin, sülfat, kalsiyumlar, magnezyumlar bunlar diyete eklenebilir. Geçirilmiş bir cerrahi operasyon bir şey varsa tabii ona yönelik hayat şeklimizi değiştirmek gerekiyor. Bunlara dikkat edersek aslında kireçlenme rahatsızlığıyla karşılaşma riskimiz de azalıyor. Evet, spor yapacağız ama işte evet. Ağır şekilde değil ve aşırı şekilde değil. Sporun ama aşırısı zararlı. İşte, evet, ben de mesela hastalara işte diyorum ki günde en az bir 45 dakika yürüyüş yapın ama bir sporcu edasıyla değil yani düz bir yürüyüş bile gerçekten o eklemlerimizi hareket ettiriyor. Karaciğerdeki... Yani kalp kasına efor yaptırmak gerekiyor sağlıklı bir kalp için. Eklemler için de hareket gerekiyor aslında. Kasların da tabii belli bir dolgunlukta olması gerekiyor, kuvvetli olması gerekiyor eklemleri düzgün hareket ettirmesi için. Ya aslında günlük bu okullarda yapardık beden eğitimi derslerini, kültür fizik egzersizleri. Çok basit, herkesin bildiği şeyler aslında yapılabilir. İşte planklar, mekikler, şınavlar yavaş yavaş 3-5-3-5 yapılabilir bunlar. Doğru. Yani gerçekten çok, çalışan demir ışıldar gibi biz oturdukça hiç hareket etmedikçe de doğal bir şekilde bu kireçlenmeye ve işte eklem hasarına doğru tabii ki gidiyor. Evet. Hocam beslenme ile kireçlenme arasında bir ilişki var mı? Evet aslında... Doğrudan olarak var. Yani dengeli beslenme bizim için esas. Onun dışında besinin yani mesela farklı beslenme şekilleri var. Aralıklı oruç, diyetler, bir sürü glutensizler, işte fitoterapistler bir sürü şey var. Ama tabii bunlara yetişmek de mümkün değil. Yani kişi aslında kendine yettiği kadarının farkına varıyor. Belli bir saatten sonra yemek yememek, yani belli bir saatten sonra mideyi boş tutmak, uyku öncesi tabii bizim için önemli. Kalsiyum, magnezyumdan zengin. İşte süt ürünlerini hani bazen çok önermiyorlar. Bazı hastalarda alerjik olabiliyor diye ama keçi peyniri olabilir mesela. Onun dışında hani glutensiz beslenme öneriliyor. Bazı hastalara alerjik bünyeli olanlara son dönemde çok moda. Belki kara buğday ekmeğiyle desteklenebilir onlar için de. Ama herhangi bir rahatsızlığınız bir şeyiniz yoksa normal bizim diyetisyenlerimizin verdiği o İşte öğünler ve ara öğünler şeklinde dengeli proteinin, işte karbonhidratın, yağın içerisinde dengeli bir şekilde olduğu bir beslenme şekli bizim için yeterli. Ama hastalık eğer başlamışsa yani kireçlenme meyli varsa, ağrılar başlamışsa o zaman ben yılda bir 2-3 ay kolajen destekleri, hiyaluronik asit destekleri, glukozamin, kondroidin, sülfat desteklerini öneriyorum hastalarıma. Ve gerçekten hastalar onlardan fayda görüyorlar. Dengeli beslenmeyle birlikte birazcık da egzersizi adapte edebilirsek kişinin hayatına hiç kireçlenme hastası olmayacak insanlar olmayacaklardır tabii doğal olarak. Ama genetik yatkınlığı olanlar da en azından korunmuş olacaklardır. Aydın Hocam geldiğiniz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz her zaman. Büyük keyifti. Çok sağ olun.